Meseleler programına Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Genel olarak programlarda bilimsel içerikler konuşulduğunda hep buluşlar, başarıya, üne kavuşmuş konular konuşulur. Fakat biz bugün bunun tam tersini yapacağız. İsimlerine aşina olduğumuz çok önemli bilim insanlarının düştükleri yanılgılardan ve bilim dünyasında uzun süre kabul görmüş büyük yanlışlardan bahsedeceğiz. Peki kiminle? Fizikçi, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Erkcan Özcan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyim. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Geldiğiniz için, daveti kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size. Ne zaman arasam yoğunum diyorsunuz, Ankara'dayım, yurt dışındayım. Sizi çok mu çalıştırıyorlar hocam? Buradan yetkililere seslenelim mi? Ne diyorsunuz? Ya ben seviyorum çalışmayı. Kimseyi suçlamıyorum, kendi hatam diyelim. Gerçi nasıl çalıştırmasınlar? Yani sizin CV'nize bakan bir insan sizi yani faydalanabildiği kadar faydalanır sizin gibi kıymetli bir isimden. Sizi bilmeyen yoktur. Camiada fizikle ilgilenen birinin sizi bilmemesi mümkün değil. Ama ben birazcık CV'nizden bahsetmek isterim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çift anadal yaptınız. Hem fizik bölümünde hem de elektronik mühendisliğinde. Doğru mu? Doğru. Doktora çalışmasını ABD'de gerçekleştirdiniz. Stanford Üniversitesi'nde değil mi? Çalıştığınız laboratuvarın da çok havalı bir ismi var. SLAC değil mi hocam laboratuvarınızın ismi? Evet, Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi. Aa, çok güzelmiş. Oradan sonra İsviçre'ye gidiyorsunuz. CERN'e. Evet, orada da aslında bir sene Londra'da, sonra ardından Cenevre'ye. Atlas deneyinde ne kadar çalışıyorsunuz? Yani 2006'dan beri kesintisiz Atlas'tayım. Yani hala çalışıyorsunuz. Ama evet, 2011'de de Türkiye'ye kesin dönüş. 2011'de de evet Boğaziçi'ne geldim. Boğaziçi'nde ne kadardır çalışıyorsunuz? 11'den beri mi? Yani 2011 sene. Ocak sanırım 3'te mi ne başlamıştım. Yakında demek ki 13 sene dolmuş olacak. Oh, maşallah. 2017'de de profesör oluyorsunuz. Çok güzel. Sizinle daha önce Tölük zamanında bir sürü program yaptık. Şimdi de böyle bir program yapmak kısmetmiş bizim için. Şimdi hocam çok büyük isimler var sizin camianızda. Örnek veriyorum, Einstein. Yani belki dünyanın en önemli, en bilinen, en popüler denklemi deyince Einstein akla gelir. Görelilik kuramı deyince Einstein akla gelir. Ama Einstein gibi isimlerin bile bazı kuramlarda yanılgılara düştüğünü görüyoruz. Ya da elektrik deyince aklımıza ilk herhalde Edison gelir değil mi hocam? Yani evet. Müthiş bir mucit. Ama o bile bazı varsayımlarıyla çok büyük bir şey yapıyor. Yani çok büyük bir ters köşe oluyor. Hatta bu ekonomik hayatına da çok yansıyor. Nereden başlayacağız bilmiyorum. Hatta Nikola Tesla'yı karşısına alıyor. Evet. Tesla diyorsunuz, o da başka konularda büyük yanılgılara düşüyor. Bir makale okudum hatırlıyorum, Tesla'nın 7 büyük yanlışı diye. Ki onlardan bir tanesi de nükleer enerji sanırım. Evet. Bilimsel yanılgılardan bahsedeceğiz. Bu bildiğimiz çok kıymetli, bilim dünyamıza çok şey katmış. Günlük yaşantımıza teknolojik olarak, bilimsel olarak bugünkü kaliteye ulaşmasında fazlasıyla emeği olan isimlerin düştüğü büyük yanılgılardan başlayacağız. Sizce en fazla izleyicilerin ilgisini hangisi çeker? Hangi isimden başlayalım, ne dersiniz? Ya şimdi aslında şöyle bir şeyle başlayayım isterseniz. Bu isimlerin hepsi hakikaten bizi düşündürecek. Bugünle ilgili de, kendi hayatımızla ilgili de bazı yol çizmemize fayda sağlayabilecek örnekler olan kişiler. Ama isterseniz şöyle bir geri adım atarak başlayayım ben. Bu bireylerin yaptıkları yanılgılar aslında çok doğal. Çünkü bilim yanlış yapmaz diye bir şey yok kesinlikle. Genellikle şu var yalnız, bireysel olarak bizim çabalarımızın haricinde kolektif olarak oluşturduğumuz bir bilim kütlesi var diyelim. O kütle zamanla kendi kendini daha az yanlışa götürecek şekilde kurgulanmış durumda. Dolayısıyla biz birey olarak gelip de bir şeyleri o anki bilimi en iyi kavradığımız, düşündüğümüz durumda bile o bilgiyle yaptığımız yorumlar bazen sonradan çok ters köşe olabiliyor. Bu ters köşenin bir kısmı bazen haklı ters köşeler diyoruz. Şimdi mesela ben dönüp bakıyorum, işte Einstein ya da işte Tesla ya da Edison niye bu hatalar yapmışlar? Ya da nasıl olmuş da böyle ters köşe düşmüşler? Aslında çok doğal, çünkü insanlar. O yüzden de bu örneklerin herhangi birine istiyorsanız şeyle başlayabiliriz işte. Mesela Edison'a işte Tesla karşılıklı bayağı bir kapışmışlar. Ama şuna bir yanıt vereyim. Tabii ki bilimin doğasından dolayı bu yanılgılara düşmüşler. Ben böyle bir tüme varım yaparız diye düşünüyordum ama siz hemen
kendi camianızdaki isimleri hemen korumaya aldınız hocam. Önce ya, bir savunayım dediniz tamam, onları. Evet ya şimdi şöyle yani hayır. Aslında benim kimseyi savunmak gibi bir tarafım yok. Şimdi tepesiydi. Gelin şeye başlayalım. Tesla ile Edison birbirine neden düşüyorlar? Valla şimdi bu arada bunun bayağı bir şey tarihsel ismi falan bile var. Akım savaşları dönüyor buna. İşte direkt akım mı yoksa işte alternatif akım mı diye. Bunun önce en kaba haline bakacak olursak 1800'lerin başında biz böyle elektrik ve manyetizma mevhumlarını, olgularını oynamaya başlıyoruz. Bildiğimiz olgular ne? Elektrikle ilgili bildiğimiz şeyler işte saçımıza bir şey sürüyoruz, dokunuyoruz işte kağıtları çekiyor falan gibi şeyler. Hatta o zaman komik komik şeyler işte çorabını uzun böyle çorap giyiyormuş. O zaman erkekler de uzun çorap giyiyormuş. Çorabınızı çıkarıyorsunuz, çıkarttığınızda iki tane ayağı birbirine uzaklaşıyor. İşte orada elektrikleniyor falan. Bu tür şeyleri oynayarak başlıyoruz. 1700'lerin sonu, 1800'lerin başı. Bir de bir yandan işte pusula icat edilmiş. Pusulanın yanına getirdiğimizde onun yönünü çevirebilen bazı maddeler var, mıknatıs diyebileceğimiz. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlamaya çalışmanın ardından, bu epey bir zaman alıyor tabii, bir sürü deneyler vesaire. 1800'lerin sonuna geldiğimizde artık o oyunla başlanan hikaye bir full teknolojiye dönüşüyor. O teknolojiyi de ilk başta tırnak içerisinde paraya çevirebilecek, ticarileştirebilecek insanlar da işte bu Edison. Karşısında da Westinghouse diye birisi. Westinghouse da Tesla'nın arkasındaki nasıl diyelim sponsoru diyelim. Teknik anlamda Tesla ile Edison yarışıyorlar. Ticari ama sonradan anlamda da geçiyor değil mi? Normalde bir birlikte oldukları bir dönem de var. Tabii tabii. Yani sonuçta bu arada şöyle bir şey var. Bu hep beraber yapılan bir keşfin sonucu olduğu için bir şekilde bu insanlar birbirle etkileşiyorlar. Edison işte Tesla'yı alıyor, sen benim için çalış diyor, sonra Tesla ondan bozuluyor aralarında. Yani bunlar tabii hepimiz insan olduğumuz için insan şeyleri de sürtüşmeleri de oluyor. Bir noktada Tesla ikna edemiyor Edison'u ve Westinghouse çıkıyor Tesla'ya, diyor ki gel benim şirkete ya da işte benle birlikte iş yap. Biz burada bir karar alalım. Şimdi o yolculuğun içerisinde elektrik ile ilgili keşfettiğimiz şeylerden birisi elektriğin akabiliyor oldu. Zaten hani günümüzde de akım kelimesi oradan geliyor. İlk zamanlarda elektriği sıvı zannediyoruz. Bakın bu da başka bir bilimsel diyelim ki hata diyelim. Ondan sonra elektriği olduğu gibi anlamıyoruz. Elektronlar diye bir şeyden haberimiz yok. Onların hareketinden haberimiz yok. Elektrik dediğim şey bir sıvıdır. O sıvı akar diye hayal ediyoruz. O arada da iki farklı akış modeli var. Bir sanki elimizde bir boru var, borudan su hep aynı tarafa doğru akıyormuş yöntemi. Diğeri de borunun içerisine verdiğimiz suyu sürekli bir bu tarafa bir bu tarafa bir çeşit bir pompayla bir çekelim, bir itelim, bir çekelim, bir itelim şekli. Bunlardan bir tanesini işte tek aynı taraf olduğu için doğru akım diyoruz, öbürüne alternatif akım diyoruz. Şimdi Tesla ile Edison arasındaki kavga diyelim nereden çıkıyor? Birisi bunun doğrudan akımın daha verimli bir enerjiyi iletme yöntemi olduğunu iddia ediyor. Diğeri de öbürünün. Ve ondan sonra ayrı ayrı cihazlar geliştiriyorlar. Doğru akım üretebilecek olan jeneratör biraz daha farklı, biraz daha kompleks bir sistem. Ama işte daha basit olduğunu iddia ediyor Edison. İşte sonra olay bir de işin içerisine para da girdiği için daha da yukarılara tırmanıyor. En sonunda da Edison kalkıp şey diyor işte bu bayağı tehlikeli bir şey. Bunların yaptığıyla işte insana elektrik verirsiniz çarpılır ölür falan diye böyle ilginç ilginç şeyler yapıyorlar. Kara propaganda yapıyor yani. Aslında. Acayip kara propaganda oluyor ondan sonra. Ama sonrasında ne kazanıyor? Tesla'nın tarafı kazanıyor. Ve kazanmasının aslında teknik, gerçek, fiziksel sebepleri var. Yani bence bu hikayenin, yani böyle bir hikayenin bir anlamda tatlı olan kısmı, bireyler ne fikirleri iddia ederlerse, savunurlarsa savunsunlar, uzun vadede doğanın tercih ettiği şey kazanıyor. Yani belki de bilimin en güzel şeyi bu. Niye mesela Tesla kazanıyor? Evet arkasında Westinghouse olduğu için de kazanıyor, parada olduğu için, bilmem ne olduğu için. Ama en önemli nokta şu, bir yerden bir yere elektrik enerjisini taşımak istediğinizde, özellikle uzak mesafelere, diyelim biz şimdi Keban'da ya da Atatürk Barajı'nda elektriği ürettik, onu Ankara'ya, İstanbul'a taşıyacağız değil mi? Uzun uzun kablolar
gerekecek hatlar. O hatlarda yolda giderken enerji kaybı oluyor ve o enerji kaybını asgariye indirebilmek için bir yöntem keşfediliyor. İşte gerilimi yükseltmek diye bir yöntem. Ve o gerilimi yükseltmek de şey için, alternatif akımda çok daha kolay doğru akıma göre. O yüzden de kazanan yani şey tarafı oluyor. Alternatif akım tarafı Westinghouse oluyor. Westinghouse, Tesla tarafı oluyor. Benim anlamadığım şu. Bu şey dediğimiz adam, Edison dediğimiz adam sadece çok önemli bir mucit değil, çok önemli bir iş insanı aslında. Hı hı. Döneminde yaptığı işler ABD ekonomisini de doğrudan ivmelendiriyor. Evet. Aşırı derecede. 1880 ile 1890 arasında yanlış hatırlamıyorsam 1000'in üstünde patent alıyor. Dolayısıyla aslında ticari bir deha da diyebiliriz aynı Tabii zamanda. Ki. Buna rağmen bu alternatif akıma şiddetle karşı çıkıyor. Hı hı. Ya benim aklımı almadığı şey o. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Bir yerde dönüp dolanıp kendi yaptığınız insan olarak yatırımlarınızın arkasında durma durumunda kalıyorsunuz. Bu yatırım sadece maddi ya da para, finans anlamında yatırımı kastetmiyorum. Bir de insan olarak zihinsel yatırımımız var. Bazen belli bir fikri alıyoruz, onu yoğuruyoruz. Onun eksiklerini giderek kapatıyoruz. Ve sonrasında iç tutarlı olan bir resim oluşuyor kafamızda. Ve o resme bir süreden sonra o kadar vakit harcadık ki hani o bebeğimiz gibi alıp çocuğumuz gibi büyüttük ya o fikri. O fikrin artık bir anlamda kölesi oluyoruz. Yani o kendi yaptığımız resme aşık oluyoruz. Bu ne kadar akıllı tırnak içerisinde olursak olalım, ne kadar işte maddi anlamda zeki ya da kurnaz ya da ne demek isterseniz olursak olalım, bir noktada insanları bağlıyor. Bir de o yatırımı yaptıktan sonra onun çevresinde hele o fikri yatırımın arkasından bir de maddi yatırım gelecek olursa o maddi yatırımı da korumak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden bazen bir anlamda kör oluyorsunuz, bazen hatta kör olmayı tercih ediyorsunuz. O tarafları görmeyeyim de bu şekilde bastırayım diyorsunuz. Bir de şöyle bir kısım var. Bu da belki de hani ironik. Şimdi o sırada savaşı, akımlar savaşını Edison'un kaybetmesine sebep olan az önce söylediğim yüksek gerilimle ilgili olan trafolu vesaire olan kısım. Aradan 100 yıl küsür geçtikten sonra tekrar gündeme geldi. Nasıl? Çünkü Edison ve Tesla'nın döneminde bu yolda giden kaybı azaltmak için gerilimi yükselteceğiz diyoruz ya. Yükseltmek için kullanılan trafo diye bir sistem var. Bunu doğru akımda yapamıyorsunuz. Alternatif akımda yapıyorsunuz. Fakat şimdi 21. yüzyılda bizim doğru akımı da yüksek gerilime çıkartacak sistemler geliştirmemiz mümkün oldu. Ve de bu anlamda ikisi aynı şeye geldiler, aynı seviyeye geldiler. Alternatif akımın avantajı eşitlendi. Şimdi ve ondan sonra diğer yönlerine bakmaya başladık. Ve biliyoruz ki gene akım bir telin içerisinde giderken eğer ki doğru akım olarak gidecek olursa telin tüm yüzey alanı, daha doğrusu tüm kesit alanında eşit miktarda akabiliyor. Oysa ki alternatif akım daha çok telin dış yüzeyine daha yakın akıyor. Buna işte deri etkisi falan deniyor. Teknik bir şeyler ama özetle daha az efektif. İlginç bir şekilde alternatif akım daha çok dirençle karşılaşıyor telin içerisinde. Bu da kaybın, yani yolda yüksek giden kaybın yüksek olması. Şimdi ilginç bir şekilde şu yüzyılda orijinal problemi çözebildiğimiz için doğrudana geri dönüyoruz. Doğru akımın avantajını görüyoruz ve dünyada bazı yerlerde çok büyük enerji taşınması gereken yerlerde yüksek gerilim doğru akım hatları inşa ediliyor. İşte yanlış hatırlamıyorsam mesela kıta Avrupa'sıyla Britanya adalarını bağlayan bu hat mesela doğru akımla çalışan bir hat. O yüzden hani o zaman Tesla haklı çıkıyor ama bu yüzyılda yaşasalardı, bugünün teknolojisi olsaydı Edison haklı çıkıyordu diyebilirdik yani.